Dünyanın zirvesine doğru adım atıyorsunuz. Tek amacınız zirveye ulaşmak. Yolda gördüğünüz cesetler bile sizi bundan caydıramıyor. Hava eksi 30 derece. Zirveye 200 metre kalmış. Rüzgar 120 km hızla esiyor. Adım atacak haliniz yok. Ölümün soğuk nefesi ensenizde. Everest Dağı dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağ. Himalayalarda yaklaşık 28 derece kuzey enlemiyle 87 derece doğu boylamında Çin-Nepal sınırı üzerinde yer alır. Çin ve Nepal'in 2020'de kabul ettiği resmi verilere göre dağın şu anki yüksekliği 8848 metredir. Everest Dağı 1900'lerin başlarına kadar tam manasıyla keşfedilmemişti. 1920'lere kadar zirveye ulaşmak mümkün olmadıysa da coğrafi ve jeolojik keşifler yapıldı. Haritaları çıkarılarak dağın özellikleri belirlenmeye çalışıldı. Herhangi bir dağ tırmanışı başından sonuna kadar tam manasıyla bir ekip işiydi. Yiyecek, içecek, barınak, çadır, kıyafetler ve her an ihtiyacınız olacak ekipmanların yanı sıra fevkalade koordinasyon ve planlama gerekliydi. Anlık olarak durumunuzu sizi izleyen ekibe bildirmeliydiniz. Aynı zamanda günlük hava durumlarını da bildirmek zorundaydınız. 1920'lerde bu imkanlara erişim olmadığından Everest'e tırmanmak tam manasıyla ölümü dansa kaldırmak demektir. 1921'de yine bir İngiliz maceraperest tırmanma denemesine aday oldu. Mallory birkaç arkadaşı önde dağın eteklerinde en uygun yolu bulmaya çalıştılar. İkinci denemede zirveye oldukça yaklaştılarsa da geri dönmek zorunda kaldılar. Zira bir çığ felaketi sonucu yanlarındaki 8 kişi hayatını kaybetmişti. Everest'i keşfetmek için bu kadar zorluğa neden katlandığını sorulduğunda Mallory şu muhteşem cevabı vermişti. Çünkü o orada duruyor. Everest oracıkta duruyordu fakat zirveye ulaşmak görüldüğü kadar kolay değildi. Mallory 3. kez tırmanışını deneyecekti. Artık tecrübeliydi ve bu yarışı kazanmak istiyordu. Arkadaşı Irwin ile birlikte 8 Haziran 1924 günü son kamplarından ayrılarak zirveye doğru hareket ettiler. Everest oracıkta duruyordu fakat zirveye ulaşmak görüldüğü kadar kolay değildi. Mallory 3. kez tırmanışını deneyecekti. Artık tecrübeliydi ve bu yarışı kazanmak istiyordu. Arkadaşı Irwin ile birlikte 8 Haziran 1924 günü son kamplarından ayrılarak zirveye doğru hareket ettiler. 1930'larda Irwin'e ait buz baltası 8440 metrede bulundu. Fakat ortada cesetlere ait hiçbir şey yoktu. 1975'te bir Çinli dağcı tırmanış sırasında cesetleri gördüğünü söyledi. 1991 yılında iki dağcıya ait olduğu sanılan bir oksijen tüpü keşfedildi. 1950'lerde Everest'in zirvesine ulaşıldı. Takip eden yıllarda da birçok kaşif zirveye çıktı. Birçok dağcı da hayatını kaybetti. Mallory ve Irwin'e ait cesetler ise hala ulaşılamamıştı. 1999 yılında dağcı Conrad Anker tırmanış sırasında Mallory'nin cesedini buldu. Anker anı şöyle anlatıyor. Bembeyazdı, mermer gibi mat bir renkti. Yaklaşımda bunun İngiliz dağcının cesedi olduğunu fark ettim. O an belki de bu sırrı saklayıp tırmanmaya devam etmeliydim diye düşündüm. Ama bu doğru olmazdı. Everest'in zirvesine ilk deneme yapan dağcı Mallory'nin donmuş bedeni tam 75 yıl sonra bulunmuştu. Mallory'nin yanında olan Irwin ise o günden beri bulunamadı. Dünyanın en yüksek dağına tırmanışın öncüsü bu iki dağcının başına gelenler ve zirveye ulaşıp ulaşmadıkları sorusu ise bugün hala meraklıların zihnindedir. Ailesi Mallory'nin cebinde eşine ait bir fotoğraf taşıdığını ve zirveye ulaştığında fotoğrafı oraya bırakmak istediğini açıklamıştı. Mallory'nin diğer bütün eşyaları üzerindeydi ama fotoğraf yoktu. Acaba zirveye ulaşmış ve fotoğrafı oraya bırakmış olabilirler miydi? Everest'e tırmanış sezonunda rekor sayıda kişi hayatını kaybederken zirveye çıkan Kanadalı deneyimli dağcı Ellie, dünyanın en yüksek noktasında karşılaştığı manzarayı anlatırken son derece kalabalıktı. İnsanlar cesetleri çiğneyerek ilerliyordu dedi. Bir Amerikalı doktorun iniş sırasında ölmesiyle Everest'te bu sezon ölülerin sayısı 11'e yükseldi. Avustralyalı bir dağcının baygın halde bulunduğu ve Tibet öküzünü sırtında aşağı taşınarak kurtarıldığı açıklandı. 23 Mayıs sabahı zirveden önceki son aşamada stepe çıkan Kanadalı film yapımcısı Ellie, günün ilk ışıklarında bir dağcının cansız bedeniyle karşılaştıklarını, böyle bir yükseklikte başka çareleri olmadığı için ekibiyle birlikte tırmanmaya devam ettiklerini söyledi. Ellie, Instagram'da tırmanışının son saatlerinde yukarıda gördüklerime inanamadım. Ölüm, kaos, sıra sıra insanlar.
ve dördüncü kaptaki çadırlarda ölülerle geri çevirmeye çalıştığım insanlar da sonunda öldü. Sürüklenerek indirilen insanlar vardı, cesetleri çiğniyorlardı. Zirve gecemizde sansasyonel haberlerle okuduğunuz her şeyi yaşadık diye anlattı. Bu yılki tırmanma sezonu kayıtlara en fazla ölümün yaşandığı dördüncü dönem olarak geçti. Dağcılara göre bunun nedeni hava koşulları, deneyimsiz dağcıların sayısının fazlalığı ve Nepal hükümetinin normalde daha fazla tırmanış izin vermesi. Buna ek olarak tırmanan her kişi yanında bir Sherpa adıyla bilinen yerel kılavuzlar olması zorunluluğu. Zirve yolculuğunu kalabalıklaştırdığı 820 kişi birden zirve yolculuğuna çıktı. Eli İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesine fazladan 200 kişi zirve yolundaydı. Bir dağcının cesedine rastladım. Ceset iki ipin arasında bir noktaya sabitlenmişti. Zirveye tırmanan her bir kişi o insanın cesedine basmak zorunda kaldı. Ve Eli şöyle devam etti. Dağcı olmayan, daha önce 8000 metreye çıkmayan ve deniz seviyesinde yaşayan insanlar için oradaki koşulları anlamak zor. Everest'tesiniz, ölüm bölgesindesiniz, aynı kaderi paylaşabileceğinizin farkına varıyorsunuz. Ama sizi yukarı çeken kuyrukta yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yolunuza devam etmekten başka şansınız yok. 23 Mayıs sabahı Nirmal adlı dağcı tarafından paylaşılan bir fotoğrafta zirve sırasını bekleyen yüzden fazla dağcı görünüyor. Bu fotoğraftaki dağcıların bazıları 12 saate kadar beklediklerini belirtiyor. O gün 8848 metrelik zirve 200'den fazla kişi ulaştı. Zirveye ulaşmayı başaran başka bir dağcı da yaşadıklarını şöyle anlattı. Bir dağcıyı mumya gibi sarmalamışlardı. Adam hiç kıpırdamıyordu. Bir daha gözlerini hiç açmadı. Biraz daha yukarı bükülmüş vaziyette göğsünü tutan bir kişi daha gördüm. Biraz bekledim. Kıpırdamadığını görünce yanına gittim. Oksijen maskesinde sorun yoktu ama nefes almakta zorlandığını söyledi. Yüzü bembeyazdı ve titriyordu. O gece dağda öldüğünü duydum. Frances ile kocası 1998'de birlikte tırmanırken ayrı düştüler. Birbirlerini aramaya çalıştılar fakat tekrar bir araya gelmekte başarılı olamadılar. İki dağcı Frances'e hala canlıyken ulaştı. Frances dağcılara onu bırakmamaları için yalvardı ama dağcılar onun yanında kalamadılar. Frances de kocası Sergey'e de dağda öldüler. Sergey'in cesedi karısından bir yıl sonra bulunduğunda düşerek öldüğü anlaşıldı. Dağcılar Frances'i bırakmış oldukları için o kadar suçluluk duydular ki ona onurlu bir mezar yapmak için Everest'e geri dönmeye söz verdiler. Ama Frances'in ölümünden tam 9 yıl sonra 2007 yılında geri dönebildiler. Frances şimdi Amerika bayrağına sarılı bir şekilde öteki dağcıların görüş açısından olmayan bir yerde. Frances oksijen tüpü kullanmadan Everest'in zirvesine tırmanan ilk Amerikalı kadın. Tivenk 1996 yılında gerçekleşen Everest faciası sırasında öldü. Zirveden inişi sırasında kar fırtınasına yakalandı ve soğuktan donarak can verdi. Everest'te bulunan ve belki de en çok bilinen ceset Grimbots'un ona ait olduğu düşünülüyor. Grimbots yani yeşil botlar ölümünden sonra bariz bir şekilde yerinden oynatılmış. Büyük ihtimalle de bu onu diğer dağcıların bakış açısından uzaklaştırmak için yapılmış bir deneme. Her şeye rağmen o dağcıların zirveye olan mesafelerini tespit ettikleri bir işaret olarak görülüyor. David 2006 yılında Grimbots'un yanında dinlemek için duran donarak ölen İngiliz bir dağcı. David soğuktan ve bitkinlikten durmuş ve tırmanışa devam edememiş. David hakkında tartışmaya yol açan konu ise o hala canlıyken yanında en az 30 tane dağcının geçmesi ve dağcılar onu canlı olarak fark etmemelerine rağmen ona yardım etmemiş olmaları. Hatta bazıların onunla konuştuğu bile söyleniyor. Everest başkasının hayatını kurtarmak için yapabileceğiniz hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Hatta başkasını kurtarmak için yapacağınız girişimlerin, kurtarmaya çalıştığınız kişinin ve hatta sizin ölümünüze yol açma ihtimali gerçekten çok yüksek. Shira 2012'de tırmanışa başlamıştı ve zirveye çıkmayı başardı da. Zirvede başarısını 25 dakika boyunca kutladıktan sonra oksijen yetersizliği yaşadı ve bitkin düşerek can verdi. Kadının vücudu zirveden 300 metre aşağıda ve Kanada bayrağına sarılı bir şekilde duruyor. Everest'te 300'e yakın dağcının cesedi bulunuyor. Everest'in yüksek kamplarında ölen dağcıların cesedini indirmenin maliyeti ise 80 bin dolar. İzlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.